Merhaba arkadaşlar. Site yönetim otomasyon programına kısa bir süreliğine bir ara vereceğiz. Öncesinden bir personel izin takip programını hep beraber yazalım. Bitirelim. Ondan sonra arkadaşlar site programına devam edeceğiz. Öncelikle bir Excel sayfası açtım. Hemen dosya menüsünden farklı kaydediyorum. Ve bunu masa üstüne buraya ne diyelim? İzin takip, izin takip programı, izin takip yazıp kayıt türüne de makro içerebilen çalışma kitabı olarak seçip masa üstüne kaydet diyorum arkadaşlar ve bu Excel'i kapatıyorum. Bu normal Excel dosyamızdı. Buna bir işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi makro içerebilen izin takip programımızı oluşturduk. Şimdi bu programı dediğim gibi yine beraber yazacağız. Gelen yorumları da dikkate alarak hep beraber bir personel izin takip programını geliştirmeye çalışacağız. Öncelikle şu geliştirici sekmesini çok kullanacağız arkadaşlar. Şu sekmeyi nasıl çağıracağımızı, ekrana nasıl getireceğimizi hemen göstereyim. Aslında şu sekme gelmeden de eğer Visual Basic'e gitmek istiyorsanız direkt klavyeden Alt F11'e bastığınız zaman direkt Visual Basic tarafına zaten gidebiliyorsunuz. Yani şu sekme olmasa bile, şu geliştirici ekranda olmasa bile Alt F11'e bastığınızda Visual Basic tarafına gidebiliyorsunuz. Ama şu menünün bu ekrana getirip böyle şuradan Visual Basic'e gitmek istiyorsanız dosya menüsünden seçenekler deyip şeridi özelleştir dediğiniz zaman şurada geliştirici sekmesi olacak. Burası sizde boş olacak. Bunu işaretleyip tamam diyeceksiniz. Geliştirici sekmesi gelmiş olacak. Visual Basic tarafına gittiğimiz zaman arkadaşlar hemen şu ortamı kısaca bir tanıtayım. Şurada Properties dediğimiz bir alan var. Şurada da Project var. Eğer bunların ekranda olmadığını düşünelim sizde. Şu Project düğmesine basarak projeyi getirebiliyorsunuz. Kısmını şuradaki düğmeye basarak da Properties yani özellikler kısmını getirip şöyle şuradan da User Form açabiliyorsunuz arkadaşlar. User Form'u açtığınız zaman şurada Toolbox var, ara çubuğu var. Bu kapalı olduğu zaman şuradaki sekmeden, şuradaki butondan Toolbox'u getirebilirsiniz. Şimdi buranın üzerine arkadaşlar çeşitli butonlarımız var. Şuraya kadar standart butonlar. Onun dışında şuradaki Data Picker bu mesela bu tarih butonu. Şurada List View var. Burada işte çeşitli butonlar var. Bunları da ekrana getirmek için şuradaki arkadaşlar COM CT2OCX dosyasını bilgisayarından indirip bunu çalıştırmanız lazım, kurmanız lazım. Bir de şöyle bir bilgi de vereyim. Arkadaşlar işletim sistemimiz, bakın işletim sistemi şurada Windows nedir? 64 bit bende. Sizde 64 bit veya 32 bit olabilir. Bunun Office dosyasıyla hiç yani ilgisi yok. Bakın bir Excel'i açalım. Bakın dosya menüsünden hesaba tıkladığınız zaman şurada Excel hakkında var. Buraya tıkladığımızda şurada benim Microsoft Office'imin 32 bit olduğunu görebiliyorum. Bakın şöyle 32 bit olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sizde 64 bit de olabilir, 32 bit olabilir. Şimdi 32 bit, 64 bit arasındaki farkı da kısacası anlatayım. Arkadaşlar 32 bit ofislerde 32 bit ofis şöyle sayfayı da yakınlaştırayım. 2 GB boyutundaki, 2 GB büyüklüğündeki dosyalarla çalışma imkanı veriyor. Tamam arkadaşlar. 64 bit ofis ise yani bu Word dosyası olabilir, Excel dosyası olabilir, 64 bit 64 PowerPoint dosyası olabilir. 8 terabayt büyüklüğünde
dosyalarla çalışma imkanı veriyor arkadaşlar. Yani sizin çalışacağınız, sizin şu anda çalıştırdığınız dosyalar eğer boyut olarak 2 GB'a kadar ya da 2 GB'dan büyük dosyalara çalışıyorsanız o zaman mutlaka Office 64 bit işletim, yani Office'i 64 bit olanı kurmanız gerekir. Daha küçük dosyalara çalışıyorsanız 2 MB, 10 MB, 100 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB'a kadar olan dosyalara çalışıyorsanız 32 bit olanı kullanmanız lazım. Yani kullanabilirsiniz, sakıncası yok. Bunu neden anlatıyorum? Arkadaşlar şu mesela geçen derste anlattım. Mesela dedim ki işte user formunuzun üzerine şu tarih komponentini getirebilirsiniz. Nasıl getireceğinizi de anlattım. Bazı arkadaşlar ben getiremedim dedi. Mutlaka buraya ekleyemeyenin ofisi 64 bittir. Hatta az önce söylediğim gibi buradan tekrar kontrol etsinler. Dosya menüsünden hesaba gelip bak burada Office 2013 kullanıyorum. Excel hakkında tıkladıkları zaman şurada 64 bit olduğunu görecekler. Çözüm olarak burayı ofisi kaldırıp 32 bit olanı yüklemeleri lazım ki şu komponenti buraya taşıyabilsinler. Şimdi bunu nasıl taşıyacaklarını da hemen göstereyim tekrar. Öncelikle internetten comctl32ogx dediğiniz zaman bu dosyayı bulup indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bu dosyayı kopyalayacaksınız. Bilgisayarım C, Windows, şurada sistem, şurada ssvov64'ün içine girip buraya yapıştır diyeceksiniz. Buraya yapıştırdıktan sonra şunu yapacaksınız. Şurada ara menüsüne gelip cmd yazıp komut sistemini yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Sonra buradan çıkacaksınız cd nokta nokta diyerek. Cd bir boşluk sysw yazıp caps lock'un harfleri büyük küçük yazan tuşun üstündeki tab tuşuna bir defa bastığınız zaman size ne aradığınızı buluyor. Enter'a basacaksınız. Sonra şu komutu yazacaksınız. Reg register'dan geliyor. Kayıttan geliyor. Reg svr 32. Bakın dikkat ederseniz 32 bittik. İşte, ofislere bunu adapte edebiliyor. Yükleyebiliyor. Ondan sonra şunu yazacaksınız. MS com yazıp tab tuşuna tekrar basarsanız comctl32ogx'i bulur. Enter'a bastığınız zaman da comctl içindeki değerler register başarı server başarıyla gerçekleştirdi dedi. Tamam diyeceksiniz. Burayı kapatacaksınız. Sonra buraya geldiğiniz zaman şunlar yok arkadaşlar sizde. Bak şunlar normalde yoktur şu butonlar. Takvim de yoktur normal şartlarda bu işlemi yapmadan önce. Az önceki işlemi yaptıktan sonra şurada sağ tuş add kontrole tıklayacaksınız. Şurada aşağıda Microsoft Data and Time Picker Control 6.0'ı göreceksiniz. Bunu işaretleyip OK dediğiniz zaman şuraya takvimin geldiğini görürsünüz. Ve artık bu takvimi kullanabileceksiniz arkadaşlar. Evet, buraya kadar neden 64 bit ofis kullanmamız gerektiğini, neden 32 bit kullanmamız gerektiğini anlattım. Şu takvimi eğer formlarınızın üzerine kullanmak istiyorsanız, dediğim gibi 32 bit olması gerekir. 64'e ekleyemiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlattıktan sonra hemen programımıza başlıyoruz. Yine user formumuzu ekledik. Öncesinden arkadaşlar internetten aldığım şu şey bir izin takip programı olarak şu başlıkları kullanacağız arkadaşlar. Hemen şuraya bir frame çiziyorum. Frame'in arkadaşlar şurayı biraz büyüteyim. Frame'in fontunu kalibri diyorum. Kalın ve 11 yapıyorum. Ve şu caption'ı siliyorum. Frame'imi bu şekilde ekledim. Ve ne diyeceğiz önce? Kalan izin arkadaşlar. Şurada bir label alıyorum. Şunun caption'ına kalan izin.
2 nokta üst üste dedik ve karşısına bir text box alıyoruz. Şuradaki AB butonuna tıklayıp buraya getirdim. Şunun enable'ını false yapıyorum. Yani burası pasif olacak. Kalan izin sadece gösterim amaçlı olacak. Yani içine herhangi bir şey yazılamayacak arkadaşlar. Sonra nedir? İzin talep eden. Evet, şuraya yine şuradaki label'ımızın kopyasını alabiliriz. Ya da direkt tıkladım. Sileyim bunu. Şu ikisini seçip kontrol tuşuyla beraber elim kontrolde basılı haldeyken, CTRL tuşuna basılıyken aşağı doğru çektim. Ve bir kopyasını oluşturup şunu biraz uzattım. Tabi bunları biraz daha sağa alırsak iyi olacak çünkü yazı uzayacak gibi. Şimdi şunun enable false diye arkadaşlar. Bu da kopya olduğu için bu da false geldi. Bunu true yapıyorum. Yok, bu da false'dur. Çünkü burası da pasif olarak gelecek. İsmine tıklan hani müdahale edemeyeceğiz. Buna izin talep eden iki nokta üstte dedik. Ve şöyle sağ tarafa çektik. Şu yazıyı seçip, label'i seçip şurada arkadaşlar text align var. Yani hangi bunu text right diyoruz. Yani sağa hizalı dedikten sonra bunu da yazdık. Sonra ne yapıyoruz? İzin tipi. Evet, izin tipine sıra geldi. Bunu alıyorum kontrol tuşuyla beraber aşağıya. Karşısına bir tane combo box alıyoruz arkadaşlar. Combo box'ın içine de ne yazacağız? Saatlik izin, günlük izin diye iki seçenek getireceğiz arkadaşlar. Sonra izin türü diyeceğiz. Şu ikisini seçip kontrolle bir şekilde aşağıya indiriyorum. Ve buna izin türü diyorum. Ya pardon, önce buna ne demiştik? Bu izin tipi, diğeri izin türü. İzin tipi, boşluk verebiliriz. Pardon. Evet, tamam. Şimdi birazcık uzatmamız lazım. Sığmadı buraya. Evet. İzin tipi, izin türü. Tamam. Sonra izin başlangıç tarih saat. İzin başlangıç tarih saat diyeceğiz. Hemen bunu yine aşağı indirdik. Başlangıç tarih slash saat. Evet, bunu da yazdıktan sonra şunun hepsini seçip birazcık sağ tarafa çekeceğim çünkü etiketler sığmıyor artık. Şu etiketleri, şu label'ları seçip şöyle uzatıyorum arkadaşlar ki sığabilsin. Ve karşısına bir tane data picker alıyorum. Şöyle bu tarafa adını getirdim. Evet. Şunu tekrar seçip kontrol tuşuyla aşağıya indiriyorum. Bir tane daha aşağıya indiriyorum. Ve şu başlangıçtı. İzin bitiş tarih saat. Şunu şuna ne diyoruz? Bitiş tarih saat. Son olarak ne var? İşe başlama. İşe başlama. Yine sığmadı gördüğünüz gibi. Şuradan biraz uzatmam gerekecek. Tarih saat. 2 nokta üst üstesi de var. 2 nokta üst üstesi zaten. Tamam. Yine sığmadığı için şöyle hepsini seçip şu taraftan biraz sağa çekiyorum. Sonra şu label'ları seçip şöyle biraz uzatmam lazım. Evet, şunu da sağa hizalayalım. Şunu başta right yapmadığımız için biraz
Kaydı arkadaşlar. Evet. İşe başlama tarih saat. İşte başlangıç. Bu da izindir aslında da. Bu da izin desek daha güzel olacak. İzin. İzin başlama tarih saat. Şöyle birazcık daha uzatsak. Evet, izin başlangıç tarih saat. Yine buraya da izin yazalım. İzin bitiş. İzin bitiş tarih saat dedik. Sonra ne yapıyoruz? Gün diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki takvime göre, seçilen takvim aralığına göre burada kaç gün izin kullanmak istediği otomatik yazdırılacak ve pasif olacak burası. Bu nedenle şunu alsam daha güzel olur. Zaten enable'ini false yaptığımız için şuraya alıyoruz. Ve buraya ne diyoruz? Gün diyoruz. Evet. Sonra bu personelin bağlı olduğu departman, ünvan, pozisyon, acil durum telefonu, izinde bulunduğu adres, bir de talep edilen açıklama yazacağız arkadaşlar. Hemen şurayı alabiliriz. Şu ikisini. Şimdi aşağıya kontrol tuşuyla indirdim. Ve oraya ne yazacağım? Departman yazıyorum arkadaşlar. Departman yazdık. Departmanda yine otomatik geleceği için şu departman ünvan ve pozisyon otomatik gelecektir. Departman, ünvan ve pozisyon. Pardon. Yani personelin ünvanı bir de pozisyonu yazacağız. Pozisyonu pozisyon sadece yazalım. Yani mesela işte yöneticidir vesaire bilgilerini çağıracağız. Acil durum telefonu lazım arkadaşlar bir tane. Şunlar hepsi, şu üçü de pasif olacak. Dolayısıyla enable'ı false yapacağız. Nerede enable? Zaten false 3'ü. Şimdi tekrar onu bir kopyasını alıyoruz. Ne diyoruz? Acil durum telefonu diyoruz. Acil durum telefonu. Bunu da yazdık. Sonra izinde bulunacağı adres. Hemen şunun bir kopyasını aldıktan sonra ikisini alalım. Pardon. Evet aldık. İzinde bulunacağı adres. Onu da yazdık. Şimdi bunu şöyle biraz uzatacağız. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar sol tarafa bakarsanız şurada multi line var. Bunu true yapıyoruz. Bir de kaydırma çubuğu scroll var. Bunu vertical yani şurada kaydırma çubuğu oluşacak dedik. Son olarak bir şey daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Şunu tekrar kontrolle beraber şöyle seçtikten sonra aşağı iniyoruz. Ve buraya talep edilen açıklama. İşte acil bir özel bir işim nedeniyle vesaire hastalık nedeniyle vesaire ne açıklama yazacaksa talep edilen açıklama dedikten sonra izin formumuzu bu şekilde hazırlamış olduk. Aslında şöyle yapalım. Şunu biraz uzatalım. Şimdi bunu girdikten sonra şu aşağıda kaydet diye bir buton lazım arkadaşlar bize. Şöyle bir buton alıyorum. Ve butonun üzerine bir resim getireceğim. Daha önce buraya nasıl resim getirildiğini şuradan
ikonun içerisinde kaydet, yeni'nin içerisinde kaydet diye bir butonumuz vardı. Evet, şu save'i tıklıyorum. Pozisyon olarak da resmi pozisyonu olarak da 2'yi mi seçsek? Evet, şöyle 2'yi seçip tam ortaya getirdik. Caption'a gerek yok. Kaydet butonumuzu da aldık arkadaşlar. Tabii sağ tarafta da yine bir frame çiziyorum. Daha önce bu personelle ilgili tüm izin hareketlerini de burada listeleteceğim arkadaşlar. Evet, şuraya yine şimdi bazı arkadaşlar neden grid view kullanmadığımızı soruyorlar. Aslında grid view'i de kullanacağız. Şurada list view var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. List view de kullanabiliriz. Ama bana list daha kullanışlı geliyor. Dolayısıyla eminim size de daha kullanışlı gelecektir. Dolayısıyla ben list kullanacağım. Yine bu örnekte. Listemizde getirdikten sonra şu formun caption'ına da izin giriş formu diyorum. İzin giriş. Evet, bu şekilde. Nereye yazdım bunu ya? Liste yazmışım. Bunu kesiyorum. Şu formu seçip formun caption'ına izin giriş formu yazdım yukarıya. Ve formun ismine de FRM yeni ya da FRM yeni izin diyorum. İ yerine I yazıyorum arkadaşlar. I izin diye isim verdim. Şimdi gelelim Excel sayfamıza. Şu açıklamaları yaptıktan sonra şu yazıları siliyorum. Formun zeminine arkadaşlar bir renk veriyorum. Şimdi mesela bazı programlarda şurada menü oluşturduk. Menüyle uğraşmayalım arkadaşlar. Personelimiz buradan butonuna tıklasın ve izin formunu açtım, açsın. Buraya yine ana sayfa diyoruz. Ondan sonra yine label'la şuraya bir yazı yazacağız. İzin takip programı diye isim veriyoruz. Mesela bir belediye için yazdığımızı farz edelim. ABC Belediyesi. ABC Belediyesi. İzin takip programı diyeceğiz arkadaşlar. Yine bu yazının da kontrole bir kopyasını alıyorum. Ve buraya küçük harfle izin takip programı diyorum. Şu izin takip programı yazısının rengini şuradaki renklerden, pardon, zemine renk vermeyelim. Ctrl Z. Yazı rengi olarak da şurada yazı biçimleri var. Gördüğünüz gibi. Değişik yazı biçimler var. Bunlardan herhangi birini seçebiliyoruz. Hangisini beğenirsek artık. Renk olarak da şuradaki A düğmesinden, dolgu renginden renk verebiliyoruz. Mesela şu olabilir. Şimdi şu ikisini Shift ile beraber seçip sağ tuş gruplandır diyoruz. Ve arkadaşlar şimdi mesela mouse üzerine gelince şöyle çizgiler oluşmasın diye, böyle çirkin bir görüntü oluşmasın diye şunu yapmanızı istiyorum. Şöyle seçtikten sonra geliştiriciye gelin, makro kaydet deyin, tamam deyin ve hiçbir şey yapmadan kaydı durdurun. Dolayısıyla şuraya geldiğiniz niye olmadı bu? Az önce anlattığım makroyu unutun arkadaşlar. Bunu kesin. Ctrl X ile. Sonra sağ tuş resim olarak yapıştırın. Resim olarak yapıştırın. Sonra tekrar baştan anlatıyorum. Makro kaydete gelin. Makro kaydet. Tamam deyin ve kaydı durdurun. Boş bir yere tıklayın. Şimdi bakın. Allah Allah, bu niye olmuyor ya? İlginç.
ve seçtik. Makro kaydete bastık. Tamam dedik. Boş bir yere tıkladık. Kaydı durdurduk. Normalde el şeklinde olması lazımdı ya. Üzerine gelince şu olmaması lazımdı. Bir kapatıp evet deyip çift tıklıyorum. Sağ tuş, makro ata. Ha, bu makroyu şu izin takip için kaydet. Tamam. Boş bir yere tıkladım. Geliştirici gidip kaydı durdur dedim. Heh, şimdi oldu bakın. Artık mouse bakın şuranın üzerine gittiğim zaman benim mouse'um böyle dört şey taşıma işareti almıyor. Bir el şekli oluyor ve tıkladığım zaman da mesela bunu artık alıp bir yere götürmem de kolay değil. Tabii sağ tuşa basınca götürebilirsiniz. Neyse. Sonra buraya bir buton ekleyeceğim. Şu tasarım moduna geldim. Geliştiricinin tasarım modu. Şuradan şu alttaki butonu arkadaşlar seçiyorum. Ve buraya bir buton çiziyorum. Buton üzerinde sağ tuş, özellikler diyorum. Caption'ına izin, yeni izin diyorum. Yeni izin gir diyorum. Ya da programı aç diyelim. Programı aç. Şu butonun ismini de ben hep bunlara dikkat ediyorum. BTN program diyelim. Evet, şimdi çift tıkladığınız zaman şöyle bir form aç, bir kod penceresi geldi. Buraya FRM kontrol boşluk tuşuna basınca yeni izin nokta show diyoruz. Ve hemen geliyoruz, burayı kapattınız. Tasarım moduna çıktınız. Programı aç'a tıkladığımız zaman hemen bir izin takip formumuz gelecek. Gördüğünüz gibi burada kalan izni yazacak. İzin talep eden kişi gelecek. Ve izin türümüz buradan, şuradan tarih takvimimiz gelecek. Buradan seçeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz ve izni kaydedeceğiz. Tabii öncesinden bir personel izin personel listesine ihtiyacımız var. Hemen yeni bir user form ekliyorum arkadaşlar. Şuraya bu formu şöyle büyüteceğim. Ondan sonra bakın mesela şu anda properties penceresi gözükmüyor gördüğünüz gibi. Bu durumda şu düğmeye basmanız lazım. Bakın gözüktü. Hemen yeni izindeki şu gridi kopyalıyorum. Gelip user form'a yapıştır diyorum. Evet, şu gridimizi biraz küçültmemiz gerekecek. Ya da aslında gridi sileyim. Baştan çizeyim formun boyutuna göre. Şöyle boyutunu ayarladık. Frame kısmından, çünkü caption'dan frame'ini sildik. Şuraya paste diyerek yapıştırdık. Hatta onu da yapıştırmayalım. Onu da şuradan çizelim. Hazır var zaten. Şurada liste tıklıyorum. Ve buraya göre bir liste çiziyorum arkadaşlar. Tamam. Listin kolum header'ini true yapıyorum. Style'ını da optionlı yapabiliriz arkadaşlar. Ne demek istediğim, yani buraya bir yuvarlak radyo buton seçeneği gelecek. Şuraya da personel listesi diyorum. Personel listesi diyorum. Şu formun ismini de FRM personeller diyorum. Ya da FRM ana form diyelim buna da. Ana form. Evet. Şimdi şunu şöyle aşağı doğru çektik. Yine buraya bir frame çiziyorum aşağıya arkadaşlar. Şu frame'i biraz uzatıyorum. Şöyle.
Bunun frame 2 yazısını şu caption'dan sildim. Zeminine de zemini koyu bir renk yapacağım. Style'ını da şurada efekt, special efekt, özel efektten şöyle bir 6 mı versek? Ha, şöyle biraz içeri gömülmüş şekliyle. Sonra tekrar şurada bir buton çiziyorum. Butonumu şöyle çizdikten sonra şuradan picture, arkadaşlar picture yazan yerden şuradan yeni aldım, yeni butonu aldım, yeni izin için şuraya yeni izin girişi diyorum. Sonra butonun arka plan rengini beyaz yapıyorum. Niye beyaz yapıyorum? Çünkü şu resim beyazdır arka planı. Photoshop'la çalışmadık arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde izin verdim. BTN ismini de, şu buton ismini de BTN yeni diyorum. Enter. Şuraya çift tıklıyorum. FRM Y yazıp yeni izin nokta show dedim. Evet. Bu şekilde ayırdım. Az önceki ana formdaki sayfa 1'de FRM yeni izin değil artık. FRM ana form diyeceğim buraya. Yani şunu demek istiyorum. Şu butona tıklayınca şu izin geliyordu ya. Bunu değiştireceğim. Şunu yine tasarım moduna geçip şuraya çift tıklıyorum. Buraya FRM A yazıp kontrol boşluğu deyince ana form nokta show. Yani son olarak şöyle oldu arkadaşlar. Programı aç dediğim zaman şurada yeni izin girişi deyip böyle yeni bir izin formumuz gelecek. Tabii öncesinden şuradan kimi seçtiysek personel listesinden birini seçeceğiz. Yeni izin girişi diyeceğiz ve bu yeni izin giriş formumuz açılacak. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Tabii biz burada o personelin tüm daha önceki izinlerini göreceğiz. Şu aşağıya kalan izinlerini de görmüş olacağız. Süre olarak 32 dakikamız oldu. Tekrar Visual Basic tarafına gittim. Şurada yeni izinde şu aşağıdaki alana yine bu personel ile ilgili bir detay görüntüleyebiliriz. Buraya bir frame daha çizdim. Buraya kalan izin bilgileri diyelim. İzin bilgileri diyorum. Yine fonta gelip şunu kalibri deyip kalın 11 diyorum. Arkadaşlar aslında bu yazıları şimdi standart boyutları var. Şu şekilde büyütmek aslında iyi değil. Ama siz daha daha rahat görün diye ben böyle boyutlandırıyorum. Siz bunları normal şartlarda normal ve 10 yapmanızda normal şartlarda şu şöyle olması lazım. Daha ciddi durması için. Yani şu anki program tasarımları bu şekilde, hatta bir birazcık daha küçük de olabilir. Ben siz daha iyi görün diye biraz bu boyutları büyütüyorum. Aynı şekilde şu takvim de öyle. Yani şuradaki takvim biçimi de yani neyse bu böyle kalabilir, sorun değil. İzin bilgilerinde de şuraya toplam, şuraya hak ettiği izin, toplam izin diyelim. Şey, kalan izin, geç kalan izin orada olacak. Burada ne olabilir? Hangi bilgileri isteyebiliriz? Kalan izin. Yani burası böyle kalsın. Bakalım ihtiyacımıza göre neler buraya getirebiliriz. Çağırırız bir şeyler. Şimdi bu taraf tamam. Şimdi gelelim. Şurada bir sayfa ekliyorum. Sayfa 1'e buraya personel bilgileri diyorum. Ve buraya da arkadaşlar az önceki formdaki tüm bilgileri buraya çağırmamız lazım. Talep eden, evet. Öncelikle bize buraya işlem kodu diyeceğiz. Ne diyeceğiz buraya?
Sicilno diyeceğiz. Sicilno. Sicilno dedik. Şöyle bir ekle diyorum. Ben buna bir ID diyorum arkadaşlar. Bu ID, biz bunu göstermeyeceğiz. Bu ID benzersiz numaramız olacak. Şöyle şöyle çektim. ID dedikten sonra sicilno, adı soyadı. Evet, aynen şuradakileri şuradakilerin aynısını yapacağız. Şurada diyor ya, unvanı, pozisyonu, izin talep eden, işte adı soyadı burası olacak. İzin talep eden. İzin tipi, izin türü, adı soyadı, personelin sicil numarası, adı soyadı, sonra departman, unvan, pozisyon diyeceğiz. Departmanı ya da departman diyelim. Pardon, önce unvanı. Unvanı, departman ya da unvan diyelim. Departman, pozisyon, başka, departman, unvan, pozisyon, acil durum telefonu, telefon, pardon, açıklama ekledim, telefon, acil durum telefonu diyelim. Neyse, telefon, adres, bulunacağı adres, bulunacağı adres, ondan sonra açıklama, açıklama dedik. Bu kalan izin, izin talep eden, bu kalan izini başka bir sayfada tutacağız arkadaşlar. İzin başlama tarihi, bitiş tarihi, işe başlama tarihi. İzin başlama tarihi. İzin bitiş tarihi. İşe başlama tarihi. Ha, bir de gün diyeceğiz. Kullandığı gün sayısı ya da gün diyelim buraya. Başka ne var? İzin tipi, izin türünü yazmadık. Öncesinden aslında şu üçünü sağa alsak daha uygun olur. Çok gitti. Şuraya alalım. Aynen şeydeki gibi. İzin tipi, izin türü. Şuraya izin tipi, buraya da izin türü diyoruz. Şuna gerek yok. Bunu sağ tuş, sil diyoruz. Evet. Şimdi sicil numarasını buraya yazacağız. Adı soyadını şuraya, unvanı buraya, departmanı, pozisyonu, izin tipi, günlük izin, saatlik izin olacak burası. İzin tipiyle izin türü. Tamam. İzin tipi günlük ve saatlik olacak arkadaşlar.
Bakın izin tipi ya günlük veya saatlik diyeceğiz. Buraya da işte diyeceğiz yıllık izin, doğum izni. Aşağıya bak şuraya seçenekleri buraya yaz getirdim arkadaşlar şurada. Ölüm, evlilik, yıllık, babalık, süt, eğitim, ücretsiz bir de ücretli izin tiplerini yazacağız. Dolayısıyla buraya da onlar gelecek. Yani bunlar şu kombodan alacağız arkadaşlar. Kombo şeklinde açılan şuradaki listeden izin türlerini, tiplerini alacağız. Buraya kadar tamam personel bilgileri. Şurada personel izin bilgileri diyeceğiz buraya da. İzin toplamları. Toplamları. İzin toplamlarını da buradan alacağız. Hangi personelin kaç gün izni olduğunu, işe başlama tarihi, kaç yıl çalıştığı, hak ettiği izin toplamı onları da bu sayfadan alacağız. Kısacası bu şekilde yaptıktan sonra şuranın üst tarafına da bir şey eklemek istiyorum. En üstüne de yine şu gridi kopyalıyorum. Şu yukarıya da yapıştırıyorum. Şu butonu buradan sildim. Şunu biraz daraltıyorum. Şöyle. Şöyle. En sona kadar çekiyorum şöyle. Tamam. Ve buranın zemin rengini farklı bir zemin rengi verelim. Kırmızı hoş değil. Lacivert olabilir. Ve buraya bir yazı yazalım. Yazının rengi de beyaz olsun. Fontunu hemen açıyorum. Yine kalibri seçiyorum. Kalın diyorum. Yazı boyutunu da 48-36 yapıyorum. 36 fazla oldu. Sığmıyor yazı. Da sığıyor. İsim olarak da personel izin takip programı. İzin listesi diyorum. Personel izin izin takip izin listesi diyelim. Hareketleri. Bu başlığı farklı da yapabiliriz. Aklıma şimdilik bu geldi. İşte 36 fazla ise arkadaşlar buraya direkt 30 yapabilirsiniz burayı. Boyazı boyutunu. İzin hareketleri buraya gireceğiz zaten. Yani şu listede tüm personelimizin aldığı izinleri listeleyebileceğiz, inceleyebileceğiz. Onu da şuradan görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Burayı kapattım. Arkadaşlar izin hareketleri böyle yeni izin dediğim zaman da bu şekilde bir form açtıracağız. Bilgileri girdikten sonra kaydete basıp bu bilgiler şurada listelenecektir. Başka ne yapabiliriz? Şuraya bir kapat butonu alalım. Şu sağ tarafa. Buraya da kapat diyorum. Hemen şuradaki picture'dan bir kapat şu simgeyi de aldıktan sonra ismini BTN kapat diyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu altyapıyı oluşturuyoruz. Şunun içine girdim. Unload me dedim.
Hep beraber altyapı oluşturduktan sonra kodlama kısmına bir sonraki derste geçeceğiz arkadaşlar. Yeni izin formumuz hazır. Kaba taslak girişlerimizi yaptık. Burada bilgilerimizi girdikten sonra şu personel bilgileri sayfasına aktaracağız. Sicil numarası, adı soyadı, ünvanı, departmanı, pozisyonu, izin tipi, izin türü, izin başlama tarihi, bitiş tarihi, işe başlama tarihi. Burada kaç gün olduğunu oradaki tarihlerden işte 2 güne mi denk geliyor, 3 gün mü, 4 gün mü burada otomatik hesaplanacak. Ve onun personelin toplam izinden düşürülecek. Tabii ilk başta mesela diyeceğiz ki işte buraya diyeceğiz ki sicil no diyeceğiz. Yani şuradaki başlıkların aynısını alacağız. Şuradaki sicil no, unvanı ya da adı soyadı dedik. Şimdi bu programı yeni kullanacakları için arkadaşlar toplam gün sayısı toplam gün kullandığı gün diyeceğiz. Burada kalan gün diyeceğiz. Dolayısıyla tabi program mesela bu personelin sicilini girdikten sonra adı Ahmet, soyadı Demir. Mesela adam 10 yıllık, 15 yıllık personel olabilir. Örneğin 390 günlük bir izni varsa, bunun 370 gününü kullanmışsa, kalan gün nedir? 20 çıkacak. Dolayısıyla şuradan, tabii biz bunu kodla yapacağız da, şöyle formülle değil, 20 gün. Biz burada yeni bir izin girdiğimiz zaman, örneğin gün 5 girdiğimiz zaman otomatikmen bu 5 şuraya eklenecek. Kalan gün şuradan düşürülecek. Burası 375 olacak. Ve kalan gün 15. Bir daha izin girdiğimiz zaman, örneğin buraya tekrar 4 girdiğimiz zaman otomatikmen burayı 4 artıracağız. Yani 379 yapacak. Ve kalan günü 11'e düşürmüş olacak. Bu şekilde kimin kaç günlük kaldığını görebileceğiz arkadaşlar. Programımızın şimdilik ilk dersi bu şekilde kalsın. Bir sonraki derste bunun devamını yapacağız. Tabi buraya da herhangi bir belediyenin logosunu, ismini de getirebiliriz. Bu dersimiz bu kadar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Yorumlarınızı eklemek, yani bu programı istiyorum ki beraber götürelim. Sizden de yorum bekliyorum. Neler kendi yani bu alanda uzmansanız yorumlarınızda beni yönlendirirseniz de olur, sevinirim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Başarılar diliyorum. Yine dediğim gibi yorum yazmayı, videoları beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da kanalı tavsiye ederseniz memnun olurum. Hepinize başarılar diliyorum.